Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir inceleme videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda yanımda piyasanın en yeni tableti olan Honor Pad X9 var. En yeni diyorum çünkü tam olarak bugün satışa çıkıyor. Bir eğlence tableti olarak adlandırılan Honor Pad X9 sahip olduğu özelliklerle eğer tablet ihtiyacınız varsa bunu çok rahat karşılayabilecek bir ürün. Dışarıdan baktığımızda o meşhur Honor grisi ve Honor'la özdeşleşen kamera tasarımı dayanıklı bir metale oturtulmuş ve içinde pek çok özellik barındırıyor. İsterseniz zaman kaybetmeden bir an önce incelemeye başlayalım. Şimdi ürüne geçmeden önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Honor geçmişte Huawei'nin alt markası olarak piyasada yer alıyordu. Ancak bu ortaklık 2020 itibariyle bitti. Yani Honor artık piyasada tek başına devam ediyor. Birçok kişi bu markaların hala aynı elden devam ettiğini düşünüyor. İşte Huawei Android kullanmadığı için Honor'da da bulunmadığını sanıyorlar. Ama aslında öyle bir durum yok. Dediğim gibi Honor 2020'den beri yoluna tek başına devam eden, hatta Çin'de dünyanın en büyük Ar-Ge tesislerinden birine sahip olan, Android işletim sistemi kullanan ve pazar payını da her geçen yıl artıran bir marka. Bu konuya da açıklık getirdiğimize göre Honor Pad X9'u incelemeye başlayabiliriz. Öncelikle Honor bu cihazı bir eğlence tableti olarak adlandırıyor. Ve bu sıfata sahip olması için bir cihazın 4 büyük kriteri karşılaması gerekiyor. Bunlar büyük ekran, en az 6 stereo hoparlör, büyük depolama alanı ve uzun pil ömrü. Bakalım Honor Pad X9 bu kriterleri karşılıyor mu? İsterseniz bir ekrandan başlayalım. Burada 11.5 inçlik bir tablet için boyutu gayet uygun bir ekran karşılıyor bize. 120 Hz'lik yenileme hızına ve Honor Full View ekrana sahip olan Pad X9, 2000'e 1200 piksel çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda %100 RGB renk alanını ve 1 milyardan fazla rengi destekliyor. Renklerin kaçarı yok anlayacağınız. Ben çok uzun süre deneyimleyemedim henüz yeni çıktığı için ürün. Ama deneyimlediğim süre boyunca gerçekten canlı, böyle doygun ve gerçeğe yani orijinale en yakın renkleri aldığımı söyleyebilirim. O yüzden renk konusunda ben Pad X9'dan razıyım. Ek olarak ben bu ekran gövde oranına çok önem veriyorum arkadaşlar. Yani 2023 yılına geldiğimizde şuradaki siyah alanların çok kalın olması bana artık ilkellik gibi geliyor. Ve Honor Pad X9'da da %86'lık bir ekran gövde oranı var. Bu da bence bir tablet için özellikle gayet iyi bir oran. Ekran bu şekildeydi arkadaşlar. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin, olabildiğince cevaplamaya çalışırız. Şimdi geçelim ikinci kritere, ses yani bu stereo hoparlör mevzusuna. X9 üzerinde 6 tane hoparlör yer alıyor. Burada öncelikle Houston ses efektleri kullanıldığını belirteyim. Bu teknoloji sayesinde biraz daha canlı ve dinamik yani 360 derece ses deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Çıplak hali gayet iyi ses olarak ama sağlam bir kulaklıkla kullanırsanız bayağı iyi oluyor benden söylemesi. Alt tarafta aşağı doğru yönlendirilmiş iki tane hoparlör bulunuyor. Bunların sesi yüzeyden yansıyarak daha sistematik yani daha surround bir ses deneyimi yaşatıyor size. Aynı zamanda üründe vokal geliştirme teknolojisi yer alıyor. Bu da insan sesinin ayırt edilerek vokallerin vurgulanıp ses lokalizasyonunun daha doğru yapılmasını sağlıyor. Şimdi ses deneyimini size tam olarak yaşatamıyorum arkadaşlar. Çünkü hoparlörden mikrofona, mikrofondan size gelecek ve %100 doğru aktarım yapamamış olacağız. O yüzden sadece deneyimimin vaadini karşıladığını söyleyebilirim. Tabii bununla ilgili isterseniz daha detaylı araştırma yapabilir ya da ürünü direkt tecrübe edebilirsiniz. Biz geldik 3. kritere, geniş depolama alanı. Honor Pad X9 128 GB'lık bir depolamaya sahip. Bu depolama 27.000'e yakın resim, 11.000'e yakın şarkı ve 430 tane de HD videoyu bünyesinde tutabiliyor. Ama tabii bunlar kağıt üstüne verilir arkadaşlar. Gerçekte bunun %100 karşılığı olmayacaktır. Artık müzik indirmiyoruz. Hani bayağı MP3 gibi atıp da kayıtla dinlemiyoruz. Spotify'da indiriyoruz ama bunu da artık az kullanmaya başladık diye düşünüyorum. Onun dışında telefona video yükleme gibi durumlar artık çok çok daha az. Ya da işte Spotify ya da Netflix ne bileyim platformlardan indirsek bile bunları izledikten sonra ya da bir süre sonra çok dinlemekten sıkılınca silebiliyoruz. O yüzden 128 GB bence bir tabletin depolama alanı için gayet uygun. Benim favori depolama alanı 256 GB. Onu da söyleyeyim. Bence asla doldurulamayacak bir alan. O yüzden 128'de en fazla biraz zorlarsınız arkadaşlar. Onda da her türlü sizi uzun süre götürür yani. İşlemci tarafında ise 6 nm Snapdragon 685 yer alıyor. Bu sayede akıcı ve hızlı bir grafik deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Ortalama bir tablette yapılacakları düşündüğümde kolay kolay ısınmayacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda 4 GB'lık RAM'e sahip. Buna isterseniz 3 GB'da sanal RAM ekleyebiliyorsunuz. Ve geldik 4. kritere, uzun pil ömrü. Honor burada Pad X9 arkadaşlar tam 7250 mAh'lik bir pil yerleştirmiş ve bu pil seviyesiyle aslında aktif bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda kutu içinden bir şarj kablosu ve adaptör çıkıyor ve bunlarla da 22.5 watt'a kadar şarj edebiliyorsunuz. Yine kağıt üstüne bir veri ama bu pil sayesinde 13 saate kadar video izleyebilir ya da 12 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Normalde tam tersi olur Mame. Hani
Müzik daha uzun sürer, video daha kısa sürer ama burada hoparlörün kalitesini ve seviyesini anlamış olabiliriz. Açıkçası ürün bana ilk geldiğinde şarjı yoktu ve biz o gün şarja taktık. Ama ondan sonraki kullanımımızda ya da biraz daha uzun kullanım yapayım dediğim dönemde böyle hani Allah şarjı bitiyor koşayım bir şarja takayım falan gibi durum olmadı. Yani o konuda benim istediğimi verdiğini söyleyebilirim. Yani aldığımızda eğer bir de pil sağlığına dikkat edersek yıllarca rahatça kullanabileceğimiz bir ürün. Evet, şimdi 4 kriteri de tamamladık ve Honor PEDX 9 bu kriterleri tek tek baktığımızda karşılayabiliyor gerçekten. Diğer bileşenlere de bakalım tabii ki. Cihaz video başında bahsettiğim gibi Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 işletim sistemine sahip. Ön tarafta 5 megapiksellik selfie, arka tarafta ise yine 5 megapiksellik AI destekli kamerası var. Bu miktarla da işte toplantılara girerken ya da anlık fotoğraf video çekerken gayet yeterli bir sonuç alabilirsiniz. Ama hani ben işte her yerde fotoğraf video çekeceğim, çok aktif kullanacağım gibi bir şey düşünerek alacağınız bir cihaz değil, bunu söyleyeyim. Ki zaten tabletleri öyle çok fotoğraf video çekmek için kullanmıyoruz. Honor da burada ağırlığı işte bu eğlence tableti dediğim kriterleri karşılamaya vermiş aslında. Ve bu kadar anlattık. Bu kadar şimdi siz şey diyeceksiniz. Övdüm mövdüm falan filan diyeceksiniz. Bunların hepsinin sebebi şu arkadaşlar, bu tabletin fiyatı. Honor Pad X9 bugün itibariyle Türkiye'de 5.999 liradan satışa çıkıyor. Önceki ürünlerden Honor Pad 8 çok sevilmişti bu arada. Belki siz de kullanmışsınızdır ya da kullanıyorsunuzdur. Hatta alışveriş platformlarında uzun bir süre en çok satan tablet olmuştu. Ve Pad X9'la da bu iş devam edecek gibi duruyor. Yani dediğim gibi buraya kadar anlattık ama sonuçta fiyatını baz alarak anlatıyoruz ya da iyiyse iyi, kötüyse kötü ona göre diyoruz. Şimdi bu cihaza 30 bin lira fiyat deselerdi ben yerden yere vururdum. Ama böyle bir fiyata karşılık böyle bir ürün alıyor olmak bence gayet iyi. Siz de benimle aynı fikri paylaşıyorsanız Pad X9'a biraz daha yakından bakmak ya da satın almak isterseniz açıklamaya sizin için bir link bırakacağız. Onun dışında görüşlerinizi ve yorumlarınızı lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Eğer videomuz sizin için faydalı olduysa da bu kenarda olan abone ol butonuna basabilirsiniz. Aşağıda var bir tane. Onun dışında videomuzu beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.